Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi. Projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mezarlıklar Müdürlüğü projesine katkılarından dolayı hayırsever vatandaşa teşekkür etti. Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak sunan Elazığ Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde toplam 7 bin metrekare alan üzerinde 1200 metrekare kapalı alana sahip hizmet binası bünyesinde 20 adet morg, 2 adet gasilhane, bekleme salonu ve idari birimler yer alıyor. 200 kişilik bir caminin de yer aldığı merkezde aynı zamanda 4 cenaze namazı kılınabilecek. Modern bir yapı olarak şehre kazandırılan Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. <laughs> Elazığ'ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mezarlıklar Müdürlüğü projesinin önemli olduğunu belirtti. Modern bir yapı olarak inşa ettiğimiz bünyesinde cami 20 adet morg, 5 adet gasilhane, bekleme salonu, aynı anda 4 cenaze namazı kılınabilecek alan, otopark alanları ve kameriyeler bulunuyor. Şehrimiz için Önemli bir hizmet olan bu tesisin inşaatına katkılarından dolayı hayırsever hemşehrimize şükranlarımı arz ediyorum. Modern bir yapı olarak inşa ettiğimiz bünyesinde cami 20 adet morg, 5 adet kasilhane, bekleme salonu, aynı anda 4 cenerze namazı kılınabilecek alan, otopark alanları ve kameriyeler bulunuyor. Şehrimiz için... Önemli bir hizmet olan bu tesisin inşaatına katkılarından dolayı hayırsever hemşehrimize şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti İhlası İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da her insana dokunmak bizim asli görevimizdir diyerek bu şehre vefa borcumuzu ödemek lazım ifadelerine yer verdi. Bizim sadece ve sadece hizmet etmek zorunda olduğumuz şehrimiz ve ülkemiz var. Bizler bu şehirde doğduk. Bu şehirde büyüdük ekmeğimizi bu şehirde kazanıyoruz. Siyaseti de insan odaklı olarak bu şehirde yaparken bu şehre vefa borcumuzu da ödemek zorundayız. Bu anlayış içerisinde her bir insanımıza dokunmak bizim asli vazifemiz. İşte görüyorsunuz. Belediyemiz gün geçmedikçe her hafta, her 15 günde bir neredeyse her güne indirilecek açılışlarla hizmetine devam ediyor. Allah'ın izniyle görevde olduğu sürece de bu hizmetine devam edecek. Şehrin her noktasına dokunmak da ayrı bir özelliktir. Ayrım yapmadan, hiçbir bölgesinde, hiçbir insanına en ufak bir ayrım yapmadan bütün insanımızı, yaklaşık 600 bin insanımızı muhatap kabul edip bu şehrin sorunlarını da yine kendimize muhatap kabul eden bir teşkilat, bir belediye başkanı ve milletvekillerimizle beraber bu şehre hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulutsa belediyecilik anlayışını en iyi şekilde temsil eden Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Bizi iktidara taşıyan bizim belediyecilik anlayışımızdı. Bizim belediyecilik anlayışında merkeze insanı alıyor olmamızdı. Ben hepinizin huzurunda bu belediyecilik anlayışını en iyi şekilde temsil eden ve bu konuda bizi mahcup etmeyen, birlikte yol yürümekten mutlu olduğumuz Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir alkış istirham ediyorum ben hizmetlerinden dolayı. Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın'ın duasının ardından hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. Kim Allah için bir mescid inşa ederse, Allah da buna mukabil cennette bir köş nasip eder. Allah'ın bu hayır sahibine cennette köş nasip eyle. Bizleri de oralara gitmeye nasip eyle ya Rabbi. Oralarda beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi.